Binlerce bina deprem fırtınasıyla yerle bir oldu. Ancak aksi örnekler de var. Onlardan biri de Hatay İskenderun sahilindeki 87 metrelik iki kule. Sismik izolatör olmamasına rağmen o binalar bakın nasıl ayakta kalmayı başardı. Zeminin oldukça gevşek, sıvılaşan bir zemin olduğunu gördük. İnşaat firması aslında herkesin yapması gerekeni yaptı. Kuleleri yaparken zemine baktı. Deprem Hatay'ı yıkıp geçti ama 87 metrelik iki kule dimdik ayakta. Peş peşe gelen depremlerde İskenderun sahilindeki pek çok yapı enkaza döndü, evler yıkıldı. Bunun da en büyük sebebi zemin sıvılaşmasıydı ama arkamda gördüğünüz işte bu iki kuleli dikkat çeken bina depremde hasar almayıp sağlam kaldı. Üstelik sismik izolatörü de yoktu. Derler ya uzmanlar, çürük bina insanı öldürür, sağlam bina öldürmez. Malzemenin çürüğü her zaman yıkılır. Çok zor bir zemindi. Normalde birkaç ayda bitmesi gereken zemin 1,5 yıl sürdü. Kazıklar 57 metreye indi. Yanlardan denizin ve suyun büyük basıncı vardı. Yataylara da çivi şekilde kazıklar çakıldı. Bunların çoğu yurt dışından geldi bu uygulamalar. 87 metrelik iki kuleye sahip 19 katlı binanın yönetim kurulu başkanı Edip Zelluh, izolatör olmamasına rağmen yıkılmayan inşaatlarının sağlamlığını sabra ve insana verilen değere bağlıyor. Sadece maliyet hesaplanmadı. İnsan hayatı, insan değeri, yaşanacak kayıplar hepsinin önüne geçildi bu sayede. Rüzgar, fırtına, hava durumları hesaplandı. Tarihsel depremler de göz önünde bulundurdu. Alışveriş merkezi, otel ve rezidans olarak hizmet veren binanın önündeki yolda dahi yarıklar oluştu ama binada hiçbir hasar meydana gelmedi. 19 katlı 87 metre uzunluğundaki binalarda bardak, tabak dahi kırılmadığını söylüyor bina sahipleri. Yaklaşık 7 yıllık yapıda kullanılan malzeme çevredekilerin de dikkatini çekmiş. Bu bina temelinde yani çok sağlam yaptılar. Bayağı masraf ettiler bunlar. Denizden aşağı olduğu için suyunu çektiler, makineleri getirdiler yani. Sahil bantı aşağı yukarı 50-60 santim kottan aşağı düştü. Yerden sular çıktı ve pek çok bina bu yüzden kullanılamaz hale geldi. Ama bizim binamız kendi kotunda kaldı ve hiç hasar almadan depremi atlattık. Hasar yoktur ama mesela 500 metre ileride Eda Apartmanı yerle bir oldu. Tedbir bizden, takdir Allah'tan.